Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melis. Bugün sizinle birlikte saçlarımı boyamayı deneyeceğiz. Yani boyamaktan ziyade ışıltı atacağız saçlarıma. Markette şöyle bir tane boya aldım. Bir tane böyle hem kap hem de tarak birlikte satılıyordu. Onları aldım. Kaptan çok tarak önemliydi benim için. Şimdi anlatacağım ne yapacağımızı. Şöyle yapmak istiyorum. Boyayı buna koyduktan sonra tarağı boyaya batırıp daha sonra saçlarımı tarayıp böyle araya boya gibi değil de böyle ışıltı vermeyi düşünüyorum. O yüzden saçlarım gördüğünüz üzere koyu sarı, daha kumrala yakın yani. Daha sarı olmasını istiyorum. Paletin 10.0 açık sarısını tercih ettim. Bu şekilde yapacağım, bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Daha önce hiç saçımı boyamadım. Yani daha doğrusu boyadım. Şöyle boyadım. Lisedeyken şu arka kısmından bir tutam falan alıp maviye boyamıştım ama çok önceden de ve hani çok çabuk akmıştı. Çok kaliteli bir boya da değildi. O yüzden de çok hani boyamış da sayılmam saçımı. Onun dışında hiç saçımı açtırmadım ya da başka bir işlem yaptırmadım. O yüzden çok heyecanlıyım. Nasıl olacağını çok merak ediyorum. Becerebilecek miyim onu çok merak ediyorum. Annemle birlikte yapacağız herhalde. Yardım eder diye düşünüyorum bana. O şekilde yani yapacağız bakalım. Sizi daha sonra o zaman banyoda gösteririm nasıl yaptığımı. Umarım güzel olur. Güzel olursa zaten sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Yani buraları izliyorsanız güzel, yani bana göre güzel ve yani istediğim gibi olmuş demektir. Sen de gözük. Hayır, bu halim. Hayır, kötü değilsin. Saçlarımı taradım ben. Karışık karışık olmasın diye. Şimdi boyayı yapmaya başlayacağız. Boyamız bu. Tekrar göstermiştim ama gözüküyor mu? Evet, şu boyamız. Önce boyamızı hazırlıyoruz. Küpelerimi çıkartayım mı ve kolyemi anne? Yok, gerek yok. Olsun, boya bulaşık. Şimdi annem boyayı hazırlıyor kameranın arkasına. Ben de kolyelerimi çıkartıyorum. Böyle bölüm yapıyoruz. Ay çok heyecanlıyım. Umarım güzel olur. İlk defa böyle saçımı boyuyorum değil mi? Bir kere maviye boyamıştım sadece, o kadar. Hatırlıyor musun? Evet. Hayır. Yok. Lise 3'te mi? 4'te mi öyle bir şey? 3'te mi? Beraber yapamam. Çok heyecanlıyım. Tarakla mı yapacağız? Evet. Şimdi aldım bir tutam. With the brothers, boo, you know how we do. Bu felaketle sonuçlanabilir anne. Biliyorsun değil mi onu? Şimdi ben saçlarımı boyadım. Yaklaşık 30-35 dakika falan bekleteceğiz. Annem normalde kendi saçlarını boyadığında 40-45 dakika bekletiyormuş ama ben bu boyama işlemi bir felaketle sonuçlanabilir. O yüzden boyanın çok da aşırı tutmasını istemiyorum, ne olur ne olmaz diye. O yüzden 30 dakika falan bekleyeceğiz değil mi anne? Öyle bir şey. 30-35. Aynen. Şimdi onu bekliyorum. Ondan sonra duşa gireceğim. Sonra saçlarımı kuruttuğum zaman sonucu göreceğim. Herkese tekrardan selam. Dün saçımı yıkadıktan sonra size gösteririm dedim ama gün ışığı gittiği için, yani biraz akşamüstü hava karardığı için vazgeçtim göstermekten. Bugüne kaldı. Bugün dedim hem gün ışığında göstereyim yani nasıl durduğunu, hem de saçımı taradığımda banyoda göstermiştim galiba rengini yapay ışıkta. Buradan sonra da banyoya gideriz. Orada yapay ışıkta da gösteririm nasıl durduğunu. Öncelikle fikrimi söyleyeyim size nasıl olduğunu. Yani ben nasıl buldum saçımı, beğendim mi diye. Bence güzel oldu çünkü tam bir boyama ya da tam olarak hani daha çok açılmasını beklemediğim için istediğim gibi oldu. Yani böyle aralara ışıltı olmasını istiyordum. Dümdüz saç rengimdense böyle hafif parlaklık versin, aralara ışıltı atsın. Çok azıcık açılsın istiyordum. O yüzden de dediğim gibi beklediğime ulaştım yani, beğendim ben. Ancak şöyle bir şey var. Bunu siz evde uygularsanız eğer, saçınız benden daha koyu bir tondaysa belki sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. İstediğiniz gibi açılmayabilir ya da istediğiniz ışıltılı görünüme ulaşamayabilirsiniz. Ama saç renginiz benimle aynı tonlardaysa, belki benden çok az daha açıksa, bence istediğiniz gibi olur diye düşünüyorum. Aradığınız şey böyle ışıltı tarzında hafif bir değişimse. Büyük bir değişim bekliyorsanız yani hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ben çok fazla böyle büyük bir değişim beklemediğimden, tabii ben videoda biraz korktum hayatımda ilk defa saçımı boyadığım için, ama çok da büyük bir değişim beklemediğim için beni tatmin etti açıkçası. Şimdi göstereceğim saçımın nasıl durduğunu. Telefon kamerasına çok fazla belli olur mu, nasıl gözükür bilmiyorum ama umarım belli oluyordur yani normalde, çünkü yüz yüzeyken yani gerçek hayatta baktığınızda açık duruyor eski haline göre. Şöyle gösterirsem şöyle aralarda renginin açıldığını görebilirsiniz. Mesela daha çok şu içleri falan açıldı. Şu tarafı da şöyle göstereyim. Şu aralarda bayağı parlak ve daha yani kendi saçımdan daha açık. Şöyle yapınca da belli oluyor. Bir de arkamı döneyim. Şöyle arkamı döndüğümde de bakarsanız bence bayağı, yani bayağı dediğim bana göre hani bayağı bir değişti saçım. Tek sorun şu oldu. Mesela bir sonraki boyamamda onu hani düzeltirim diye düşünüyorum. Ben biraz daha şuralardan falan saçımı taramaya başladım. Yani boyayı şuralardan falan sürmeye başladım. O yüzden de dibi saçımın aynı kaldı. Aynı kaldığı için de ilk baktığınız zaman saçım açılmamış gibi gözüküyor. Dibi hala aynı renk olduğu için, ama uçlara doğru baktığınız zaman gerçekten daha parlak ve daha açık renk oldu. O yüzden biraz daha bunun belli olması için bir sonraki boyamamda diplerden başlarım diye düşünüyorum, taramaya, boyayla taramaya saçımı. Onu söyleyebilirim bir tek size, eğer siz de o şekilde isterseniz diye. Onun dışında herhalde söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi de banyoya gideceğim, orada göstereceğim saçımı size. Sonra da videoyu kapatacağım. Şimdi banyoya geldim. Bir de dünkü gibi burada çektiğim gibi saçlarımı göstermek istedim. Şöyle belli oluyor mu bilmiyorum gerçekten. Şu şekilde gösterirsem mesela bakın şuraları falan bayağı açıldı. Şöyle bunları da göstereyim, buraları. Böyle şuraları falan göstereyim. Ve yine arkadan göstereyim. Böyle. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani bence bayağı açıldı. Ama kamerada bu ne kadar gözüküyordur tabii. O kısmı bilemeyeceğim. Eğer siz de denerseniz aşağıda yorum olarak bırakabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz aşağıda beğen tuşundan beğene basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone ol butonundan abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.